Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SKT'nin AD carry'si Teddy'nin analizini yapacağız. Kendisi Zaya oynuyor. Bilerek Zaya maçını seçtim. Çünkü Zaya, Kai'Sa ve Lucian bu 3 hero şu an meta'da çok güçlü. Bu 3 hero'yu oynayın zaten AD carry'miyseniz. Genelde bunları tercih edin. Çünkü güçlü abi. Spamlayın yani. Şimdi Teddy rünleri zaten birazdan yukarıda görürsünüz. Rune page'i. Onu da gösterdikten sonra hemen başlatalım. Doran kılıcı başlamış. Klasik zaten. Bazen Doran bile girebilir. Bu arada karşıda kim var? Dumbledore. Dumbledore. Hemen şöyle 2 level avantajını aldılar mı? Yok, 1 leveller. 1 milyona 2 level olacaklar. O Thresh çok güzel denedi aslında, biliyor musunuz? Thresh çok güzel denedi. E atacağı yere ama karşıdaki AD carry'de güzel düşündü bunu. Hop, oradan bir E çekti dedi. Sürekli pushluyor şu an. Ezreal'ı kule altına yıkmaya çalışıyor. Ve şu an Ezreal'da teleport, Zayah'ta heal olduğu için 2 ve 2'leri çok güçlü şu an Zayah'la Thresh'in. Bakın ortaya vardattı. Neden? Karşı jungle buradan da gelebilir, buradan da gelebilir. Buraya atıyor ki iki tarafı da ortalama olarak göreyim diye. Sonuçta buraya atarsa bu sefer buradan gelecek bir gengi göremez. Buraya atarsa da atıyorum. Yani bayağı saçma. Buraya atacağına buraya atsın ki bu tarafı daha çok görsün. Sonuçta buraya attığınız zaman burayı da görüyorsunuz. Buraya atmanın hiçbir mantığı yok. Yani genelde şu an genelde buraya ward atmayın. Genelde. Ping ward'unuzu buraya atın. Normal ward'ınızı buraya atmaya tercih edebilirsiniz. Çünkü buraya attığınız ward burayı biraz daha çok gösteriyor veya şuradan atlayacak bir rakibi. Bu dakikada kimse buradan buraya atlamıyor. Atlarsa da anla ki yapacak bir şey yok. Zaten o dakikada çıkmıyor da 1-2 dakika sonrasından bahsediyorum. Gayet güzel. Hemen bir geri alalım. Bakın şimdi beyler. Adamların canları az değil mi? Mesela şu an Ezreal base atıp teleport atmak istemiyor. Neden? Ne Tanrıçayı alacak parası var. Bakın. Tanrıçayı alacak parası var. Ne Sheen alacak. Zaten Tanrıçanın parası yoksa Pırıltı'nın parası zaten olmuyor da. Hiçbir şey alamıyor. Otomatik çok geride. Burada mesela dive deniyorlar. Bakın şimdi. Bir hook geliyor. Hemen oradan hop E'yi çekiyor. Hemen kesiyorlar. Dumbledore da orada öldü. Hemen flash'ı da atıyor. Müthiş öne geçtiler şu an. Bakın, koridoru puşlamıyor. Neden? Çünkü teleport var. Buna sakın bu Tonga'ya kesinlikle düşmemeniz gerekiyor. Bakın Thresh ne yaptı? Base'ini bozdu. Base'ini bozacaktı. Base'ini bozdurtmadı. Gerekirse öldü. Ezreal flash'ını atıp kesmiş. Ama emin olun ölmesi daha worth Zaya'nın base atması. Zaya'nın itemlere bakın şimdi. Bir de kötü pozisyonda kaldı. Jungle kesti. Kesmeyebilir. Fark etmez. Emin olun orada Zayah'ın base atması her şeyden önemli. Zayah base attı. Müthiş bir şey oldu şu an. Bunlar onlar adına. Ve şöyle support'u kestiği zaman koridoru pushlayamamış oluyor doğru düzgün. Koridorun hepsinin farmını almış oluyor. Ve şu an koridor çok kötü kaldı. Biraz kırpıyor koridoru. Teddy. Bakın kırptı koridoru. Freeze'liyor. Hemen şöyle. Bekletiyor wave'i. Çok önde çünkü şu an. İnanılmaz önde. Baktı wave freeze'lenmeyecek. Hemen push, hani hafif pushlar gibi yaptı. Hafif hafif kırpıyor aralarda. Bakın 50 milyona 25 milyon arkadaşlar. Şimdi bu wave ile beraber herhangi bir şekilde dive falan atarlarsa çok öne geçerler. Bu arada Thresh boşu boşuna pok yedi. Hiçbir önemi yok onun yani orada dalmasının. Orada jungle'la bir fark. Ayda, Thresh gidip ölmüş. Vardı atamadı. Buraya vardı atmaya çalıştı herhalde atamadı. Ve yanlışlıkla bastı. Hemen şöyle koridoru şimdi pushluyor. Klasik. Arkadan jungle mı geliyor? Jungle gelse ama mid de geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Jungle'ını almış arkasına. Hemen oradan bir plate almaya çalışıyor. Bakın. Rakan'ı gördüler burada. Direkt dive abi. Yapacaksınız abi. Dive atacaksınız.
Eğer kesin eminseniz adamların orada olmadığından dive atacaksınız abi. Bakın. Attılar dive'ı. AD carry farkına bakın. Bakın şimdi gold farkını göstereceğim size. 2800 golda 3800 gold. 1000 gold fark var. Ve Zaya Ezreal. Klepto'dan kasıyor adam. Klepto'dan kasmasına rağmen 1000 gold. İnanılmaz bir fark yani. Bu ne oğlum? Ne yapıyorlar? Adam 7 level. O ölse var ya. O ölse Gragas yemin ediyorum mouse klavye bırakırdım şu an. Hemen push'a geri dönüyor. Para farkı kaç oldu? 4500'e 3000. 1500 para farkı var. Can biçen bitti. Üstüne hançer aldı. İnanılmaz bir fark var şu an alt koridorda. Ya adam nasıl baskısını kuruyor? Yine mükemmel derecede. Bak tek bunu tekrar tekrar söylüyorum. Oha ya. Teddy ne biçim oynadı ya. Şöyle oha bu hareket de yapılmaz. Bu kadarın nasıl yaptı falan. Böyle hareketler yok. Adamlar böyle şeyler yapmamaya çalışıyor zaten olabildiğince. Oha dediğiniz hareketlerin genelde riski oluyor. Adam riske girmeden olabildiğince hareketler yapmaya çalışıyor. Bakın normalde bu wave'i freezleyebilir. Bakın. Bu wave'i freezleyebilir. Ama adam diyor ki, şimdi bu tamamen tercih meselesi. Diyor ki, hayır diyor ben freezlemeyeceğim. Atıyorum dragon var. Belki dragonu aldırtır. Hayır diyor ben kuleye oynayacağım. Mesela kuleye vuruyor. Pushlayıp. Oo, bir agresif oyun geldi. Bak. Adam diyor ki ben pushlayıp kuleye vuracağım. Freeze istemiyorum diyor. Kuleyi almaya oynuyor. Oradan Dumbledore'cu kesiyorlar. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Nasıl darlıyor adamı. Bak inceye bakın. İnceye bakın şimdi. Bakın. Zayah mainler için bir ince. Bakın Q atıp E çekmiyor şu an. Neden? Stun yemeyecek. Bakın. Önce bir oto atak atma range'ine girmeye çalışıyor. Atıyor oto atağı hemen Q atıyor. Bak. Hop. Stun yedi. Hemen yana kayıyor. Bu çok iyi play bu arada. Çok iyi play yani. Hop. Burada da kuleyi alıyorlar. İnanılmaz öne geçmiş oluyor. Bak bu az önceki play bu arada çok önemli beyler. Hemen base atıyor. Bakalım base attıktan sonra ne yapacak? Hemen önce orta koridora doğru gidiyor. Çünkü Olaf zaten pushlamış o evi. Orta koridordaki adam botta bakın. Gördünüz mü? Orta koridora gidiyor. Çünkü Ryze anladın mı? Ryze'ın diğer koridorlarda hani olması çok daha güzel bir şey. Atıyorum midleri Orianna olsa belki bota gidecekti. O tamamen o anki karar. Ryze demiştir belki ben bota gidebilirim diye. Bakın gördüğünüz gibi. Ryze her türlü side lane'de gayet iyi bir çar. Oha. Bak bak. Adam Dumble nasıl kesiyor bak. Bak. Bak tüyleri bıraktı. Hop stun'ı koydu. Güm. Oha oğlum. Şaka mı bu? Oğlum bu adam... Bu adam solo Q'da nasıl kaybedecek ki? Ha adama bak ya. Buradan da plate alıyor. Şimdi bu kule bittikten sonra AD carry arasındaki para farkı çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum base atarken. Bakın bu arada eğer paranız varsa bu tarz durumlarda BF Sword'u çekin gitsin. Zaten ründen size çok fazla atak speed geliyor. Can biçen ebedi build'i bence gayet güzel bir build. Yani deneyebilirsiniz. Zaten ölümcül tempodan gayet güzel atak speed geliyor. Evet para farkına bakıyoruz. 4000'e 8000. Yani iki katı para kasmış. Dakika daha 14 iken 8000 gold kasmış. Yani Teddy'ye en yakın oyuncu karşı Kennen 5200 gold. Yani karşı takımdan. Karşı takımdaki en yakın oyuncu 3000 gold fark atmış. İnanılmaz fazla bir fark bu. Yani ne diyeyim ki? Bak Thresh mesela bak. Bak. Al size bir örnek. Ben hep ne diyorum yayınlarımda? Bir adam bu oyun bir adam hata yaptıysa o hataya dahil olmayın. Bak şimdi. Thresh gidiyor. Bak döndü. Umurunda değil. Thresh öldü. Umurunda değil abi adamın. Adamın umurunda değil. Bana ne diyor şu an büyük ihtimal. Ezik Thresh diyor mesela. Bu ne vurdu ölüyor adamın. Bak geldi işini yapıyor mesela. Ve Rümpage de çok önemli. Rünü zaten görmüşsünüzdür.
Rümpage'deki lifesteal bayağı önemli burada. Bir de bu build'i de AD olduğu için bir vuruyor çok fazla can doluyor. Ya daha çok vurduğu için. Bayağı op yani. Burada Gromp'u çekliyor büyük ihtimalle Gromp var mı diye. Hayda. Lanterni kaçırıyor duvara. Thresh. Neyse onu da keser. 10-0 oldu Zaya. Ay adamlar distrolüyor. Yaptığım her analizde adamları ben artık dilimde tüy bitti. Adamlar tekrar tekrar söylüyorum. Adamlar sadece oyunun doğrularını yapıyor beyler. Oyunun doğrularını yapmaya çalışın. Lütfen ve lütfen. Doğru bir şeyleri öğrenin ve onlar üzerine oynayın. Bakın adam toptan gidip bu wave'i de şuraya vurayım demiyor. Takımıyla hemen birleşiyor Herald'a. Mid'den gidiyor mesela. Hop, Rakan ulti attı. Hep burada trollediler mesela. Anladın bak. Emin olun takım oymuştur ya. Teddy gidelim şuraya vuralım dememiştir yani. Takıma uydu, kaybettiler burayı. Tam da böyle doğruları bilin, doğruları oynayın derken bunun olması biraz garip. Oha adam 3. itemi aldı direkt. Bak ebedi bitti üstüne bombardıman topunu aldı direkt. Base'de gider gitmez. Bak item farkına bir baksanıza. İtem farkına bir bakar mısınız abi? Böyle bir şey var mı ya? Şu an acaba karşı takım ne diyor, ne düşünüyor acaba? İnanılmaz bir şey. Teddy ne yapıyor şu an? Hemen bot lane'e gidiyor midi pushlayıp. Adam kendine tek atıyordu lan. Hemen midi Olaf indi bakın. Midi Olaf pushluyor. Yani burada fight çıktı. Yasuo'dan güzel bir wall geldi. Bakın adamın farmına bir daha dikkat çekerim. Bu kadar çok kili var, asisti var. Adam tüm kilde var. 10 dakika 19.40 adamın 190 farmı var. Abi önemli yani bu tarz şeyler. Hop koydu flash'ı kesti onu. Bak fight var. Umurunda değil bak ne yapıyor. Gördünüz mü? Onlar bana gelsin diyor. Niye ben onlara gideyim diyor ya adam. Bak şu an Ryze var diye, mesela Ryze gidiyor diye gidiyor ha. Bak emin olun Ryze gidiyor diye gidiyor. Yoksa Ryze gelse inhibitor almışlardı mesela. Bak burada Ryze Teddy ile gelse bakın. Bak Teddy flashladı kesti. Wave'i pushladı. Gider gibi yaptı sonra dedi ki bana ne lan dedi ben gitmiyorum. Ryze direkt buraya koştu bak. Koştu. Ryze şu an gelse buraya vursa. O adamlar zaten bunlara gelmek zorunda. Ama oraya kovalıyorlar. Bak Ryze bedavaya ölüyor mesela boş yere. Ya bu hani dediğim gibi Ryze burada kötü oynamış. Orada hemen Kennen de ölüyor. Bot lane hemen bir teleport geliyor Olaf'tan. Şu an Zaya zaten çok güçlü. Oo, Zaya patates ettiler. Ultisine var ya çok az kalmış ha. Bak, ultisine saniyeler var. Bakayım. Kaç saniye kalabiliyor? 10 9 saniye falan var ultisine. Anlaki. Burada ölüyor zaten. Hop, 4. iteminde çekiyor. Misler gibi. Baballar gibi. Hemen oradan Q'si bak. Önce bak aldı 4. itemi sonra sattı. Gitti Coşku aldı. Coşkunun yanına Q'si aldı. Daha mantıklı baktığınız zaman. Hemen orada Baron'a gidiyorlar. Baron zaten şu an Zaya tek atar. Dağ ejderleri de var. Hop direkt alıyorlar bunu da. Oradan Blue, Golem, Molem, ay Grom, Murom, Kurt ne varsa alıyor. Adam acımıyor abi. Acımıyor jungle'a. Bak 100 CS fark oldu. Dakika 23. Bak. Nerede adamlar? Bak. Umurunda değil adamın. Bak. Şu an kendi takımının da onun yanında olması lazım ama gelmiyor adamlar. Ne yapsın adam? Bak. Önce bir geri çıkar gibi oldu. Bakın. Bakın. Vuruyor. Bir tık geri çıkıyor. Çünkü burada adamların base'ı ne yapacağını bakmıyor büyük ihtimal. Sonra bakıyor büyük bir ihtimalle. Bunların hepsi tahmin. Baktıktan sonra bakıyor orada adamlar hala. Burada hani rakam var sadece. Hop.
Kenan da var ama Kenan'ın olup olmaması bir şey ifade etmiyor. Hemen şey yapıyorlar. Hemen alıyor inhibitörü misler gibi. Geliyor burada devam ediyor. Oha oğlum adam kuleye falan nasıl vuruyor baksana. Hop. Ultisi de var zaten. Ultisi varken kesemezler. Selamünaleyküm. Ultisi varken kesemezler dedim. Bak. Sonra bana flame atmayın. Ultisi varken kesemezler dedim. Burada da maç bitiyor. Şimdi bu maçta dipnot olarak üstünden geçmemiz gerekenler. 1. Adam frizleyebileceği koridorda frizlemedi. Dedi ki ben kule alacağım, dive atacağım. Yaptı mı? Yaptı. Tutmayabilir miydi? Evet, tutmayabilirdi ama adam böyle bir tercih sundu. Tercihle oynadı ve tuttu ve çok fark attı. CS'de hiçbir şekilde düşmedi. Yine jungle campleri olsun hepsini aldı. Wave'leri sürekli karşıladı. Bot lane'in midi topu neredeyse o an karşıladı. İlk base'de takımında Ryze olduğu için yan koridorlara yani aşağıda ve üst koridorda güçlü olduğu için dakika 15'ten sonra falan işte dakika 15 bile değil. Dakika 10'da bile Ryze yan koridora gidebilecek bir şampiyon. Direkt oraya gönderdi. Zayah'la mid'e geldi. Topa da çıkabilirdi. Ama büyük bir ihtimalle Olaf orada rahat olduğu için Olaf belki dinlemedi bile onu. O yüzden orta koridora gitti. Orta koridordan oynadılar. Ondan sonra dediğim gibi takımına olabildiğince yardım etmedi. Burada Thresh öldü, yardım etmedi. Burada Ryze ölüyordu, geldi kule aldı. Burada arkadaşları bir şeyler yapıyordu. Gitti toptan inhibitör açtı. Gibi gibi kendi doğrularıyla oynadı. Siz de olabildiğince kendi doğrularınızla oynayın. Dediğim gibi CS'de düşmeyin. En önemlisi bu. Onun dışında base'lere dikkat edin. Ezreal teleportu var diye Kanon Minyon Wave'ini pushlamayıp base attığı yeri unutmayın. Eğer supportluğunuz varsa base atmanız gerekiyorsa gerekirse supportunuz orada önünüze geçsin. Hatta çok önemlisi gerekirse ölsün. Gerçekten çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda kimin analizini yapacağımızı videonun altına yorum olarak atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.